Bu ülke ekonomisinin bu kadar darda olduğu günlerde, ülke nüfusunun yarısı yoksulluk sınırının altındayken, işsizlik almış başını gidiyorken, genç, üniversiteli gençlerimiz iş için her yerde imkan arıyorken, ya şurada 420 kişilik memur alımı için 25 bin insan başvurmuşken, siz devlet olarak ayakta durabilmek için varlık vergisi benzeri değerli konut vergilerine bel bağlayacak noktaya gelmiş iken, ya kimi kandırıyorsunuz? Bir aldanma geleneğiniz olabilir ama milleti aldatamazsınız. Biz buradayız. Kanal İstanbul inşa edildiğinde yapılacak olan yeni yerleşim birimlerinde 1.2 milyon yeni nüfus gelecek. Yani ne demek biliyor musunuz? Beşiktaşlar alınmasın ama 6 tane Beşiktaş demek. 6 tane Beşiktaş büyüklüğünde bir bölgeyi oraya yerleştireceğiz demek. Sadece Kanal İstanbul yüzünden. Tarihte yoğun ihanetlere uğradığı anlarda olmuştur bu şehrin ve dünyanın başka noktalarını. Biraz da uyarımız bundandır. Fırsat tanımayacağız. İhanete fırsat tanımayacağız. Bir örnek vereyim mi size? 2011'den bu yana arsa hareketi tam açıklayayım. Tam 30 milyon metrekareyi bulmuştur. 30 milyon. 30 milyon. Ne oluyoruz? Daha acı bir şey söyleyeyim mi size? En büyük kökten aileden gelen birkaç alan hariç, yani yüzlerce yıllık orada arazileri olan aileler var, onlar hariç. En büyük arazisi olan ilk 3 şirket de Arap şirketi. Bizden detay isterlerse bütün detaylar bizde var, paylaşırız. Milletin sırtına ne için, hangi anlam için bu yükleri yükleme çabası içindesiniz? İstanbul trafiğinde yaşanacak problemlerin boyutu belirsiz değerli hemşehriler. Belirsiz. Çile. Çıkan afriyat bunu duysun, benim kıymetli hemşehrilerim duysun. Güngören, Bağcılar, Esenler'deki kıymetli hemşehrilerim duysun. O yaşadıkları 3 ilçe bir anda şöyle 30 metre yukarıya çıktığını düşünsün. Kot olarak. 30 metre dolduğunu düşünsün. Bu 3 semtin bir anda 10 katlı bina kadar her yerinin dolduğunu düşünsünler. Bu kadar büyük bir faciadan bahsediyoruz. Bu afriyat 10 bini aşkın afriyat kamyonuyla taşınacak. 10 bini aşkın. Yani İstanbul trafiğine her gün 10 bin afriyat kamyonu daha katılmış olacak. Şu an İstanbul'da zaten 7200 ruhsatlı afriyat kamyonu var. En az 5 yıl 6 yıl boyunca 10 bin afriyat kamyonun daha ilave edildiğini düşünün. Bu kamyonların doğaya vereceği zarardan bahsetmiyoruz bile. Ya Allah aşkına ya. Ya düşünüyorum, taşınıyorum, yatıyorum, kalkıyor. Ben bunu niçin yapmaya çalışıyorum? Ben anlayamıyorum ya. Hangi akılla, hangi mantıkla bunu hayatınızda önceliyorsunuz? Soruyorum sizlere, kimlere neleri dikte ettiriyor ya? Ya nelerle uğraşıyorlar ya, ben anlamış değilim ya. 16 milyonun canının söz konusu olduğu bir meselede bile resmi raporlar bir anda kökten değişiveriyor ya. Bu bütçeyle İstanbul'daki ya tüm okulları sıfırdan yaparsınız. Kanal İstanbul için merkezi hükümetin harcayacağı para Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kentsel dönüşüme, depremden bu ülkeyi kurtaracak kentsel dönüşüme ayırdığı paranın tam 7 katıdır. Bu bütçeyle en az 9 tane daha Marmaray yaparsınız. İstanbul'daki yani bütün o okulları yeniden inşa eder, yeniler ve İstanbul'da başka bir ortam yaratırsınız. Deprem sorunu ne kadar bina varsa İstanbul'da tüm riskli binaları yeniden yapabilirsiniz. 150 yataklı tam 1650 tane hastane yaparsınız Türkiye'ye. Yüz binlerce gencimizin istihdam edileceği, yüzlerce fabrikayı, yüzlerce üretimi, tarımı destekleyici adımlar atarsınız Türkiye'de. Bu
proje nereden bakılırsa bakılsın tümüyle israf projesidir. Haramdır. Ülke kaynaklarını har vurup harman savurma projesidir. İstanbul'a katmerli ihanet projesidir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 3 çocuğu olup hayatını bu kadim şehre adamış bir kişi olarak, vatandaş Ekrem İmamoğlu olarak ülkemize büyük zararlar getirecek olan bu proje sevdasından hemen vazgeçmenizi öneriyorum. Bu proje hem İstanbul'un güvenliği için hem de Trakya'nın savunması için stratejik bir ihanet projesidir. Bizden bu projeye evet dememizi, milyonlarca insanımızın canını tehlikeye atmamızı, ülkemizin stratejik konumunu ve güvenliğini tehdit eden bu projeye evet dememizi bizden nasıl bekliyorsunuz? Kanal İstanbul demek, çok net söylüyorum, bu milleti sevmemek demektir. Sevmemek demektir. Kendini sevmek demektir. Herhalde birileri aynaya bakıp bakıp kendine hayranlık duyuyor. Bu proje her yönüyle felaket, ihanet ve cinayet projesidir. Anlatmak zorundasınız. Halkı bilgilendirmek zorundasınız. İstanbul'un ve Türkiye'nin tarihi ilgilendiren bu büyük olayla ilgili halkı bilgilendirmek zorundasınız. Nokta. Ey atanmış bakanlar, halkı bir kişiyi değil, halkı bilgilendirmek zorundasınız. Kamu adına karar verenlerin önceliği milletin canını, malını, geleceğini korumaktır. Öyle olmalıdır. Kamu adına iş yapanlar, siyasetçiler, bürokratlar, kamu ahlakı bunu gerektirir. Çevreyi, tabiatı, denizleri, sahilleri, tarihi, kültür ve tabiat varlıklarını korumayı gerektirir. Milletini seven bir siyasetçinin önceliği milletinin mutluluğunu sağlamaktır. Bunca genç işsizken, işsiz ve inliyor işsizlikten, bunca insan yoksulken, sürdürülebilir üretim, sürdürülebilir istihdam ve sürdürülebilir refah için bunca fabrika kurma imkanı var ve onun insanlara ekmek sunma imkanı varken 16 milyonluk bu şehrin geleceği olan çocuklar yeterince beslenemezken bizim önceliğimiz Kanal İstanbul olamaz. Sevgili İstanbullular, akıldan ve vicdandan tamamıyla uzak olan bu projeyle dünyanın göz bebeği biricik İstanbul'umuz yaşanmaz bir kent olacak. İstanbul hiç kimsenin ama hiç kimsenin tek başına babasının çiftliği değildir. İstanbul 16 milyon insanındır. 82 milyon vatansever yurttaşımındır. Büyükşehir Belediyesi'ni dikkate almıyorsun. Devlet Hava Meydanları raporunu değiştiriyorsun. İSKİ'yi dikkate almıyorsun. DSE'yi dikkate almıyorsun. Kimi dikkate alıyorsun? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu açıklamayı yapanlar da dahil. Kabinelerdeki de dahil. Ben biliyorum, hissediyorum. Bu benim hissiyatım. Yanılabilirim. Olabilir. Ama hissiyatımı söyleyeceğim. Bunu savunan siyasilerin çoğu, bugünkü kabinedekiler dahil, geçmişte kabinede bulunan özellikle teknik insanlar, kalben, vicdanen, içlerinden ya şu Ekrem var ya vallahi doğru söylüyor diyor. İnanıyorum buna, ben içimdekini söylüyorum yani. Ama diyemiyorlar, konuşamıyor. Olsun, ben onların yerine konuşacağım. Bu ülkede bu da yaşanabilir. İnanın fay hattının yerini de değiştirirler. Şaka değil. Yaparlar yani. Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü'nün 15 Mart 2018 tarihli Kanal İstanbul projesi ÇED başvuru dosyası hakkında bakanlığa yazdığı yazıya göz atalım. Her yerde okundu bu. Aynen şöyle. Bu proje ile İstanbul yeni havalimanının uçuşa açılması imkansız olacaktır. Nokta. Raporun sonundaysa şöyle diyor. Tüm pistler kullanıma açıldığında günde 3500 uçak trafiği olacağı öngörülen asrın projesine gölge düşürmemesi açısından projedeki koordinatlarda Kanal İstanbul projesi yapımı uygun görülmemektedir. Nokta.
Bunu ben demiyorum. Asrın projesini çizen, hazırlayan devlet hava meydanları işletmesinin yetkilileri söylüyor. Ben demiyorum. Ya hiçbir millet geçmişine bu kadar acımasız, tarihine, doğasına hiç bu kadar derin bir zarar verecek tavırda olmaz. Yapmayın bu zulmü. Yazıktır, günahtır. Çünkü bize 100 yıllık emanet var. Yurtta barış, dünyada barış. Biz bu coğrafyanın ve dünyanın barışa dönük teminatıyız. Kimse bizim bu eksenimizi başka yere kaydırmaya çalışmasın. Yani kanalla Türkiye para kazanacak, büyük paralar kazanacak savı, uluslararası hukuk karşısında da geçersizdir, hayaldir, uydurmadır, aldatmacadır. Ya siz rüya görebiliyorsunuz ama bizim işimiz gerçeklerle. Yani biz kimseye otur işine bak, sükse yapacağız. Sen ne anlarsın? Siz zaten proje yapmayı bilmezsiniz falan demiyoruz. Biz bilimle, akılla konuşuyoruz. Onlar öyle desinler. Biz de oturup işimize bakmıyoruz zaten. Oturup işine bak dedikleri gitti zaten. Onlar gitti. Halk onları yolladı. Biz işimize bakıyoruz.